Sıkı durun. İnsanlık dersi. İnsanlık için uyanma vakti. Otobüse bindiniz. Dolmuşa, metrobüse veya metroya. Tabii bizde keşke rahat rahat oturursa da. Yabancı ülkelere gittiğinizde inanın bana, mesela Amerika'da, İngiltere'de, Londra'da, Paris'te oradakilerin neredeyse yarısı kitap okuyordur. Bizde ne kadardır? Karşılaşıyor musunuz? Ben çok az karşılaşıyorum. Çok çok nadir. Ama onlardan birisi. Ayağında terlik var. Ve daha sonra onun kitap okumasını hava atmak gibi değerlendirdiler. Aslında bir ayrımcılık, bir küçümseme. Bakın, entel olacağım, kız tavlayacağım diye. Ama bakın, yazıya bakın. Birisi onu anlamamış. Çünkü kitap okumamış ki kendi hayatında. Yazıya bakın. Entel olacağım. Olacağım diye bir kelime var mı? Olacağım. Kız tavlayacağım diye kendini yırtan izban kekosu, terliklerine bayıldım diyor. Bakın, ayakkabısı da yok, terlik var. Sonra bu çocuk o kadar güzel yürekli bir çocuk çıktı ki, ne yazdı? Bu dursun, ben size onu şuradan okuyacağım. Siz de canlandırın kafanızda. Bir çocuksunuz, kitap okuyorsunuz, almışsınız elinize. Yusuf Has Hacibi, Kutat Kubilik. Böyle okuyorsunuz. İnsana yaramayan ve üzüntü veren şu üç şeydir ey güçlü insan. Kötü huylu olmak ve inatçılık. Bu biri. Yalan söylemektir bir diğeri. Biri de cimri olması kişinin. Bilgisizliktir nedeni bu üç şeyin. Yani kötü huylu olmak, kötü huylu olmak bilgisizlikten gelir. Kitap okuyacağız sevgili seyirciler. Ama kitap okuyan birini anlamamış. Ve bakın, ama o çocuk kitap okuduğu için nasıl bir yüreğe sahip olmuş. Arkadaşlar, fotoğraftaki kişi benim. Ve hiç utanmıyorum. Karşımda oturan kızın namusuna bakmadığım için. Ben cebi çok zengin biri değilim. Hatta ilkokul 6 terkim. Annem babam ayrı. Ama ben toplumun huzurunu kaçıran bir serseri olmadığım için utanmıyorum. Elbisem kirli. Terliğim bindiğim metroya uygun değil. Zihnimi kirletemiyorum. Param yettiğince kitap alıyorum, kütüphaneye gidiyorum. Sonra çok tabii insanlıktan nasibini almış da çok insan var. Bir takım tekliflerde bulundular ona. Fakat güzel yürek ya işte. Diyor ki, bana kitap vermeyi yahut hediye etmeyi düşünen arkadaşlar, ben cebimdeki parayı kitapçıya vererek mutlu oluyorum. Çünkü ben o kitaba ücret ödersem yazarı kazanacak, yayın evi kazanacak, matbaada çalışan insan kazanacak, standta duran öğrenci arkadaşımız ve kitapçılar kazanacak ve çoğalacağız. Bence sevgili seyirciler, bence bundan daha değerli bir insanlık dersi olamaz. İnsanlık için uyanma vakti gelmiş bence. Bu çocuktan öğreneceğimiz çok şey var. Şimdi...